Salamınız, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Üçbucağın sahəsi test topusu 50-dən sonun nömrələrə gəlin bərabər baxaq. Birinci sual. BD hündürlüyü 2 cm-dir və ABC, ACB bucağı 135 dərəcədir və ABD üçbucağının sahəsini tələb edir. Uşaqlar, 135-ə qonşu olan bucaq 45 dərəcədir. Bura 90, o zaman burada 45 dərəcə olar. Və iti bucaqlı düz bucaqlı üç bucaqlı iti bucaqlar bərabərdirsə, o zaman katetlər də bərabərdir. AC isə 6 verilib. İndi isə biz ABD üç bucağının sahəsini tapaq. Yəni 6 üstəgən 2 8. Burada BD də 2-dir. Katetlər arasının yarısı. Yəni 8 vur 2 böl 2. Cavab 8. 52-ci suala baxaq. Bucaq C 30 dərəcədir. AB 4. BCK 3 bucağının sahəsi tələb olunur. 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır. Deməli AC 4 vur 2, yəni 4-ün 2-si 8 olar. Bu hissə isə yəni iti bucaq 60 dərəcədir. 90, 30, 60 ABC üç bucağına baxanda və 60-ın qarşısında duran katet 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katetin kökdə 3 mislidir. Yəni müxtəlif cürə yanaşmaq olar əslində. BK mediandır deyilir. Yəni burada BCK-nın sahəsində 2-də 1 AB sinus alfa ilə tapmaq olar və yaxud böyük üç bucağın sahəsini tapıb yarıya bölmək olar. Yəni, müxtəlif üçün giriş eləmək olar. Mən 2-də 1 AB sinus alfa girim BCK-ya. Yəni, 2-də 1 vur 4, vur 4 kök 3, vur sinus 30 dərəcə. Sinus 30 dərəcənin qiyməti 2-də 1-dir. 2-də 1-i 2-yə vuran, 2-də 1-ə vuran 4-də 1 bu 4-də ixtisar olunur və nəticədə 4 kök 3 qalır. 53-cü sual. Maraqlıdır. Qəbulda da iştirak edib. Düz bucaqlı üç bucaq çəkdik və burada olsun A tərəfi və A tərəfinə bitişi bucaqlar birisi alfa, birisi beta olsun və deyək ki, ya alfa tərəfi qarşısında duran tərəfi ya bu beta bucaq qarşısında duran tərəfi x atar ki, biz həmin tərəfi tapandan sonra iki tərəf onun arasında qalan bucağın sin sahəsinin yarısı düsturuna görə üç bucağın sahəsini təyin edək. Gəlin beta qarşısında duran tərəfi x ataq. Fərqi yoxdur. Alfanı da qarşısına ata bilərik. Və biz burada sinuslar teoreminə girək uşaqlar. Biz bilirik ki, tərəf bölünür qarşısındakı bucağın sinusuna. Bərabər olur tərəf bölünür qarşısındakı bucağın sinusuna. O yüzden gəlin biz x-ın qarşısında duran bucaq beta məlumdur. Amma a-nın qarşısında duran bucaq məlum deyil. Gəlin onu yazaq. Biz bilirik ki, üç bucağın daxili bucaqlarından cəmi 180 dərəcədir. Ona görə həmin bucaq 180 dərəcə çıxıq. Alfa plus beta kimi qeyd olunacaq. Ondan sonra sinuslar teoremini gəlmək lazımdır. X bölü sinus beta bərabərdir. A bölü sinus 180 dərəcə çıx, alfa plus beta bərabər. Burada bir dənə maraqlı yer o var ki, yəni bu hissədə trigonometrik biliklər var. Yəni çevirmə düsturlar mövzusuna görə 180 çıx x sinus x-dir. Yəni 180 çıx alfa plus beta-nı biz çevirmə düsturuna görə mövzunu keçərsiniz, bilərsiniz. 180 dərəcə funksiya adını dəyişmir. Ona görə o sinus alfa plus beta kimi götürülür. Ondan sonra çarpaz vursaq. Biz buradan x-i tapırıq. İndi isə bu qırmızı üç bucağın sahəsini gəlin tapaq. İki tərəf və onlar arasında qalan bucağın sinus sahəsinin yarısı. Yəni x vur a vur sinus alfa. Yəni uşaqlar, baxın, buradan girdim. X, a, bir də aralarındakı bucaq.
X'in yerine həmin X'in ifadəsini, hansı ki biz onu tənasübdən tapmışıq. Bu sinus alfa, bak bu artıq cavabdır. Bu artıq variantdır. 54-cü sual. İti bucaqlardan birinin tangensi, baxın, bir düz bucaqlı üç bucaq çəkirik. Tangensi 2.4'dür. Deyir ki, iti bucaqlardan biri alfa adlandıraq və biz bilirik ki, ne müxtəlifcə danışmaq olar. Biz bilirik ki, qarşı qatədin, digər qatədə olan nisbəti bucağın tangensidir. Yəni, burada tangens alfa 2.4'ə bərabərdirsə, 2.4'ə bərabərdirsə, yəni 10.24'ə, 10.2'ə aparsın. 12 böl 5 nisbətindədir. Yəni, biz alfanın qarşısında duran tərəfə 12x, digər qədədə isə 5x qoya bilərik tangensin tərifinə görə. Və üç bucağın sayısı bizə verilib. Yəni ki, burada düz bucağlı üç bucağın sayısı A vur B böl 2-dir. Yəni, qədədlə rəzisinin yarısıdır. O yüzden 30 bərabərdir. 12x vur 5x böl 2 olur. 30 bərabərdir. 12 2-nə ixtisar olunur. 6x-ı 5x-ə vuranda olur 30x kvadrat və 30-u 30-a böləndə x kvadrat bərabər 1 olur və oradan biz x-ı 1 alırıq. Ondan sonra 12 vur 1 12, 5 vur 1 5 və hipotenuzu Pifagor teoreminə görə tapırıq. C kvadrat bərabərdir A kvadrat üstə B kvadrat. Yəni ki 12 vur 1 12, 12-nin kvadratı 144 üstə gəl 5 vur 1 5 kvadratı 25 və o da 144 üstə 25 169 və 169 13-ün kvadratıdır və cavabı 13. 55-ci sual. Burada ola bilər başqaları başqa cürə yanaşsın. Mən belə yanaşardım. Yəni medianlar kəsmə nöqtəsində 2-nin 1-ə ayrılırlar. Yəni biz o balaca yerə bu balaca yeri S koyay. Ama bura 2S çünkü karşı taraf hansı nisbette ayrılırsa sahide min nisbette ayrılır. Ona göre diğer tarafı 2S koydum. Ve S üstte gel 2S 3S olur. Yani ki söhbet gelir buradan. Yine orada 3S ise yukarıda 3S. Çünkü bu emin medyandı. Sahne 2 beraber yeri ayrı. Böyle diyeyim. Ve oraya 3S koydum. Ondan sonra bak bu üç bucak gördüğünüz gibi 3S üstte 3S'di yani 6S'di. S'lerden işleyelim yani. 6S'di ise onda diğer üç bucak da 6S olacak. Yani ki A-N-C. Ondan sonra bizden MON yani MON-S'de indekse bakın MON böyle ABC. ABC'de 12S'di gördüğünüz gibi. Yani o da 12'de 1 olur. Yani ABC deyəndə bütün tam üç bucaq nəzərdə tutulur. 12S gördüyünüz gibi. Yəni ki, bunların cəmi 12S-də 6S üstə 6S. Yəni yarısı 6S-dirsə, o biri yarısı da 6S-dir. Beləliklə cavab 12-də 1. Buna baxın, başa düşəcəksiniz. Bura S qoyuruq, bura 2S. S üstə 2S olur 3S. Yuxarıya 3S qoyuruq. Sonra bunları toplayanda, bunları toplayanda bu elir 6S. Fikir verin. Elir 6S. Demek bu yanda olur 6S. Yani o yan 6S ise bu yanda 6S. Ve ümumi 3 bucak 12S olmuş olur. Ve o da bizden MON. Yani S böl AOM. AOM deyir. AOM burada. AOM burada. Koyalım başka. Bu AOM burada. Hansı ki ben oraya 2S yazmıştım. Ona göre S'ler ixtisar gelir, kalır 2'de 1. 57. Bu bizim 3 bucak. A burada, B burada, C burada. Buradan bir tembelen çekilmiştir. Ve AB 6'dır, AC 3'dür ve ABD'nin sayısı 6 kökte 3'dür ve ABC'nin sayısı talep olur. Diğer taraf fi tapsa, biz onları toplasak 23 bucağın sayısını tapmış olarak. Uşaklar, ben bayağı bir cümle işlettim. Karşı taraf hansı nisbette ayrılırsa sahiden nisbette ayrılır. Ve karşı taraf temelinin hassasına göre
6 bölü 3 nispetinde ayrılır. Çünkü bilir ki tembelenin gazetesine göre bunun buna olan nispeti, bunun buna olan nispetine ne değil? Beraberdir. Ona göre AB bölü AC, BD bölü DC ile AB bölü AC demektir. Yani 6 bölü 3 demektir. Ona göre biz oradan gireceğiz uşağılar. Aydın değil mi? Yani bakın 6 bölü 3 beraberdir 6 kökte 3 bölü S bu bile. Çarpaz vursa S'i 3 kökte 3 alırız. Ama indi o bizden tam 3 bıçağın sayısını istiyor. ABC gördüğünüz gibi 2 3 bıçak ayrılı. Soldaki 3 bıçağın sayısı verilmişti 6 kökte 3. Sağdaki 3 bıçağı da biz taptık. Toplam olur 9 kökte 3. Şimdi gelin el 8'e bakalım. Bakın. ABC üst bıçağı çekiri A B C adlandırarak ve Y noktası AC'nin ortasında, yani AC'nin ortasında bir Y noktası koyduk. K noktası ise BC'nin ortasında. Burada da bir K noktası koyduk. Biraz oyala düştü. Yani K da BC'nin ortasıdır. Tamam. Şimdi diyor ki BYK üç bıçağının sayısı. Yine hemen girişlerde bakın buradan bak bu üç bıçağın sayısını ümumi üç bıçağın sayısı olan nispetini istiyor bizden. Bakın ben bayağı SS atardım. Yani SS'ler yakışır da. SS 2S olur. Ve nezir alsak ki bu karşı taraf iki beraber yere ayrılırsa sahede iki beraber hisseye ayrılıp yani bu hisse S üstte S 2S ise bu bir tarafta 2S'de. 4S ümumi üç bıçak yani ABC üç bıçağının sayısı 2S üstte 2S olur 4S. Evet, ondan sonra BYK'nın sayesinin ABC'ye olan nispetini istiyor. BYK gördüğünüz gibi S'de, ABC ise 4S'de. Ve S'ler ihtisar olunur. 1 bölü 4 kalır cevapta. 59 ve 60 Heron Düsturu'da ve onun şagirdleri yaxşı bilir. İlk önce yarım perimetre tapılır. Yani tərəflər cəminin yarısı 8 olur. Ondan sonra S beraberdi. P vurulsun. P minus A. Yani 8 minus 4, 8 minus 5, 8 minus 7. 1 olur. P minus A, P minus B, P minus C. 96 olur. Onu da 16 vur 6 gibi yazanda 4 kökte 6 olur. 60'da da hemçinin. Bakın. Burada düsturları kayıt edeyim. 59'da kayıt edemedim. Yarım perimetre tapırık. 5 üstte 6 üstte 7 bölü 2. Bu ise Heron düsturudur. Yerine koyduk. Yani bu A'dı, bu B'di, bu C'di. 9 çık 5, 9 çık 6, 9 çık 7. O ise 6 kökte 6 alınır. Çünkü bu 36 ilir oradan 6 çıkır. Bu da 6 kalır içeride. Ve 61. suala bakırık. Bucak A 60'dırsa bucak C 30'du. Ve 60'ın karşısında 4 kök 3 durursa 30'un karşısında aynı meseledir. 4 durup çünkü 60'ın karşısında duran kaydet 30'un karşısında duran kaydetin kökte 3 mislidir. Gelin ABC 3 bucağının sayesini de bay. Ve BK medyandı diye sahneyi yarıya bölür. Ona göre ABK'nın sahesi ümumi üç bucağın sahesinin yarısı olur. 62. sual. Düz bucaklı üç bucak çekirik. Düz bucak tepesinden çekilmiş median 5.
Medyan karşı tarafı hipotenüsü iki beraber parçaya ayırır ve özü de onlarla eyni uzunluğa malik olur. 10 olur. Katetlerden biri 6'dır. O zaman diğer katet Pifagor teoremine göre 8 olacak. Çünkü onun kvadratından 6'nın kvadratını çıkardı. Ve düz bucağı üç bucağın sahesi ağır bir bölü 2'dir. 8 vur 6 bölü 2 yani katet arazisinin yarısı 24. 63. Aslında bu çok yaxşı məsələdir. Sadəcə bunu düzgün izah eləmək lazımdır. Yani düzgün şəkildə izah eləmək lazımdır. Aslında bu üçüncü qrupların qəbul olub. Bunu uzun yolla həll etməyə deyirdim ki, müəllimin ixtiyarı yoxdur. Bilirsiniz, belə bir cümlə var həndəsədə. Üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi, onun tərəflərinin orta perpendikülyarlarının, yəni ortalarına endirilmiş hündürlüklərin kəsmə nöqtəsidir. Və bizim üç bucaqda bərabər yanlı iti bucaqlı üç bucaqdır. Niyə iti bucaqlı? Çünki onun hündürlüklərinin kəsmə nöqtəsi, əgər kör bucaqlı üç bucaq olsaydı, üç bucaqdan xaricə düşərdi. Onu biz növbəti məsələlərdə də görəcəyik. Amma bu iti bucaqlı sözü məhz ona görədir. Yəni bunun mərkəzi üç bucağın daxilindədir. Bu üç bucaq, yenə deyirəm, kör bucaqlı üç bucaq olsaydı, mərkəz xaricdə olardı. Onu da deyəcəyim, niyə növbəti məsələlərdə? Çünki yenə deyirəm, kör bucaqlı üç bucağın hündürlükləri bir sıki xaricdə kəsişir. Ve üç bucağın haricinde geçir. O mənada. Ve taraflarının ortasından kaldırılmış. Yani perpendikülyarların kesişme noktasıdır. Ve radius 5'te dikkatli olun. Radius da bunlar. Merkezde. Ve oturacak 8 ise bölünür yarıya 4-4. Bu balaca ise Balaca ise 3 olur. Niye? Çünkü buradan bakanda 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bitti. Bitti. Bu kadar asan. Bunu uzatmaya ihtiyacı yok. 2'de 1 AHA. Yani 2'de 1 vur. Oturacak 8'di. AHA da 8'di. 64 bölü 2, 32 doğru cevaptır. Bunun anlamı odur. Bunun gözəlliyi odur. İndi baxın 64-cü suala baxaq. Baxın bu da elə üç bucağımızı çəkdi və xaricinə bir çevrə çəkək. Və tərəflərin ortalarından qaldırılmış perpendikulyarların kesme noktasıdır. Üç bucağın haricinden çekilmiş çevrenin merkezi. Ve radius 5. Ve bu ise oturacak 3. 3. Tabii ki burada 4 olur. Buradan bakalım da. Ve ondan sonra şekilde gördüğümüz yaşıl üç bucağın sahesi tərəf ve tərəfə çekilmiş hündürlüğü azinin yarısı. Oturacak 6'dır, hündürlüğü 9'dur, bölü 2. Cevap 27. Böyle izah olunmalıdır. Bu başka cürə izah olunabilməz. Yani bu iti bucağlı üç bucağın verginde olmalıdır. İzah ederken müəllim. 65. sual. Burada bu üç bucak beraber tereflidir. Yani bura 10'duysa buralar da 10'du. Ve 60-60 bucaklar var. Beraber terefli üç bucağın dahili bucaklar ayda meseledir. 60 derece olur. Ve diğer ise 30 olur.
Ve bura 10 ise 30'un karşısında duran kadet 5 olur. Ve bura 60 olur ve 60'ın karşısında duran kadet 30'un karşısında duran kadetin kökte 3 misli olur. Ve o manada buradan da hemçinin indi müxtəlif söyləmək olar. Yəni mən belə eləyim. S ştrix A vur B bölü 2. Yəni 5 vur 5 kök 3 bölü 2. 12 onda 5 kök 3. Ama burada 2 tane ştrix var. Ona göre biz o ştrixlenmiş üç bucakları neyin yeri topluyoruz. Ona göre 12 onda 5 kök 3'ü biz 2'ye vururuz. Olur 25 kök 3. Yani olabilir başkaları başkaca yanaşsın o da olur. O da ile bak burası 8 8. Burası 30 olacak çünkü bu bir 90'dı düz bıçaktı. Yani bura 60'dı ise bura 30'du. Orada niye 60'dı? Çünkü bütün bıçaklar beraber tarafıydı. Bizim üç bıçağımız ona göre. Bu ise 60 ve 30'un karşısında duran kadet. Bura 4, bura 4 kök 3 ve 4 var. 4 kök 3 bölü 2. 8 kök 3 olur. Ve yine de 2 tane ştrih var. Nere biz olarak neyin yeri 8 kök 3'ü 2'ye vururuk. 16 kök 3 olur. Altmış yedinci üstü meselede beraber yanlı üç bucağın oturacağına bir çift bucak alfadır. Endirliği endirdiği tangens alfa 4'ün 1'edir. Bu nispettir. Yani o 4x 1x kime götürülmelidir. Karşı katetin bir çiğ katete olan nispeti bucağın tangensidir. Beraber yanlı olduğuna göre ünlülüğü oturacağı yarıya bölür. Diğer tarafta x olacak. Ondan sonra üç bucağın sayısı taraf ve tarafa çekilmiş ünlülüğü silinin yarısıdır. Oturacak gördüğünüz gibi 2x'de vur 4x bölü 2. Beraber 25. X beraber de 5 bölü 2. 2 onda 5. X'in kıymeti. Ve oturacak. Tabii ki 2x de. 3 onda 5'i 2'ye vururuk. Olur 5. 68'e bakalım. Çevre. Radius. Radius'un ortasından geçen ortasından yani x x. Veter tabii ki yarıya bölünür 2 2. Merkezde o yan x x yani 2 x ise bu yanda 2 x de. Ondan sonra burada keşen veterlerin katsayısına göre 1, 2. Bu hisse vur bu hisse beraberdir. Bu hisse vur bu hisse. Yani oradan da gidebilir. Veyahut radyosu buradan da girebilir. Bak buradan da girebilir. Yani radyosu gördüğünüz gibi 2x'de. Yani veterlerden de gidebilir. Üç bucaktan da gidebilir. Ben için farkı yok. Siz üç bucaktan gidin x'de. Pifagor'dan gidin. Veterinden gitmeyin. X'in kvadratı üstte gel 2'nin kvadratı beraberdir 4x kvadrat 3x kvadrat beraberdir 4x beraberdir 2 bölü kök 3 x'in kıymeti yani o zaman radius 2x'ti yani 4 bölü kök 3'tü yani biz x'in kıymetini 2'ye vurduk ve bu çevrenin dahiline bir düzgün üç bucak çekilipse o düzgün üç bucağın tarafını biz yani düz durumdan tapak. Haricine çekilmiş çevrenin radyusu a bölü kök 3'te. Ve burada erin yerine 4 bölü kök 3 koysak hemen o düzgün üç bucağın tarafını tapmış oluruk. Ve düzgün üç bucağın tarafı 4 ise o zaman sahe a kvadrat kök 3 bölü 4. Yani a'nın yerine 4 koysak 3 alınır. İndi ise 69. meseleye gelin. Bakalım.
Radyusun ortasından ona perpendiküler çekilen yine bizim çevre, bizim radyus, radyusun ortasından yine radyus yarıya bölündü. Veter de tabii ki yarıya bölündü çünkü perpendikülerdir radyusuna. Ve buradan 2x radyus 2x'di ve buradan Pifagor teoremini verip x'i tapak. 3x kvadrat beraberdi 9x kvadrat beraberdi 3x beraberdi kök altı 3. Radius bu birinci emel. İkinci emel. Radius 2x diye 2 kök 3 olur. Ondan sonra radiusun düsturu yani a bölü kök 3'de 3 bucağı varsa onun dahilinde düzgün 3 bucağın haricine çekilmiş çevrenin radius düsturudur. Ve vuran da olur a beraberdi 6. A6'dı. Onda 3 bucağın sayesinde biz yani 3. emel a kvadrat kök 3 bölü 4 düsturuyla taparak a'nın yerine 6 koyarak 9 kök 3 alarak. 70. sualı da bakalım yekunlaştırak. Diğer nömrələri de ayrı videoda, növbəti videoda yerleştireceğim. Esas 50 arası, 90 arası nömrələrdir. Radiusu 8 olan çevrenin A nöqtəsindən AB, AC vektorları çekilip 8, 8. Şimdi burada bir tane şey var ki harca çekilmişse bu 100% kör bucağı, üç bucağı da niye? Çünkü burada harici çekim çevren merkezi niye haricledi? Çünkü eğer biz bunu dahilde çeksek, bakın bu merkez içeri düşse bu mümkün değil bunun. Mümkün değil. Bakın 8, 8, 8 koysa 60, 60 buraya düştü 240. Yani o mümkün değil. Böyle de gösterim size aynen ama. Yani bunun harici çekim çevren merkezi 100% haricledi. 100% üç bucağın haricinde de kör bucağı, üç bucağı da bu 1000000%. Yani oradan veririm ben. 1000000%. Ve ortasından kaldırılmış. Bakın bakın. Perpendikülerlerin indirim. Kör bucağı, üç bucağı olduğunu yer hündürlükler. Yani biz bura indirebilmiyor hündürlüğü. Aydın ama bura indirebilmiyor. Çünkü bu kördü. Kör, kör, kör. Ama o bir mesele de iti değil de fikir verdi size. Aydın ama. Bak ona göre. Şimdi bu hissede radyuslarda 8, 8, 10'da burada 60 derece var. Aydın ama 60 var. Beraber terefli 3 bucağıdır. 60 var. Ve ondan sonra 90, 60, 30. Onda burada 4 olur. Burada 4 kök 3 olur. Baba kıtardı, kıtardı, kıtardı. Bunun üsulu bu da, bunun güzelliği bu da, o pozmay olmaz. S3 bıçak beraberdir. 2'de 1 AH. Yani 2'de 1 vur. Oturacak gördüğünüz gibi 8 kök 3'tü. Vur. Hündürlüğü ise bu 4 duş olur. Yani buradan da görmeyi olur 8'in yarısı. Yahut ümumiden de 8'den de bu aşağı 4'te 10 çıkmayı olur. Yani öyle de 4'tü. Yine de burada 4 olduğuna göre buradan burası 8'di. 8'den 4 çıkıp yukarı 3 bucağın hündürlüğünü bunu bilmeyi olur. Problem değil. Ona göre oturacak 8 kök 3 hündürlüğü de 4. Bakın kalır 16 kök 3. Yani inanın ki mesela dadı buradadır. Bunu başka cüre izahilemeyi olmaz. Bu kadar değerli izleyiciler. Yorum yazmayı unutmayın. Derslerinize yaxşı bakın. Sağ olun.